Haber Aks ekranlarından bir kez daha merhabalar değerli izleyenler. Özel yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Ölmez'i arıyoruz stüdyolarımızda. Ve Sayın Sinan Sallabaş ayrıca Fatih Korkmaz bizlerle birlikte. Evet Adnan Bey, en son reklamdan bahsettik. Reklamın gücünden ve ona paralel olarak da medyanın gücünden bahsettik. Dilerseniz söz açılmışken haber medyadan bahsedelim. Sonrasında yine diğer şirketler üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Peki. Haber medyadan bahsedelim dediniz. Haber medyadan, reklamın gücünden, haber medyadan, medyanın gücünden. Evet. Evet, bizim grup şirketlerimizin içerisinde hepimizin de bildiği gibi bir medya grubu olarak, önemli bir bölgesel medya grubu olarak haber medya grubu da bulunmakta. Ama biz tabii bu medyaya yaptığımız yatırımlar, önce bunu söyleyerek bahsedeyim isterseniz. Medyaya yaptığımız yatırımları çok açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Medyanın gücünden istifade etmek için asla yapmadık. Bunu yaklaşık 10-11 yıl oldu bu sektöre, medya sektörüne evet. Gireli biz. İlk girdiğim günde aynı şeyi söyledim, bugün de aynı şeyi söylüyorum. Daima bu işi yaptığım sürece, medya sektöründe olduğum sürece aynı şeyi söyleyeceğim. Maalesef Türkiye'de şöyle bir algı var. Bunun gerçeklik payı da çok büyük ölçüde var. Örnekleri de var ne yazık ki. Fazlasıyla var. Medya sektörü sadece iki şey için yapılıyor. Büyük ölçüde belki bizim gibi düşünerek yapanlar vardır ama bunların azınlıkta olduğunu biliyorum ama vardır yine diyebiliyorum. İstisnalar. Onların hakkını yemeyelim. Ama genel manada medya birincisi siyasete ulaşmak için, siyaset yapmak için, siyasetten bir beklentisi ve muradı olduğu için olduğu için yapılan bir iş olarak biliniyor ve böyle yapılıyor. Evet, böyle açıkçası. Bir algı var. Böyle yapıldığı için bu algı var. Aslında çok doğru da iftira değil yani. Ve bu gücün yaratmış olduğu etkiyi kullanarak başka iş alanlarında evet, da. Evet, bir de ikincisi iki şey için. İkincisi de Sinan Bey'in de dediği gibi hani devletten, kamudan iş almak, ihale almak için yapılıyor. Bir takım baskı aracı kullanılarak bunu yapılıyor. Ve de ya veyahut da destek vererek yakınlaşmak için yapılıyor. Yani her zaman baskı yapmak için değil, bazen taraf olarak otoriteye yakın olmak için yapılıyor. Evet. Kurulduğu gün aynı şeyi söyledim. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Yarın da aynı şeyi söyleyeceğim. Biz medya sektörüne hiçbir zaman geriye dönüp de baktığımız 11 yılda da aynı şeyi göreceğiz zaten. Burada ne kadar samimi olduğumuzu, ne kadar net olduğumuzu. Evet. Hiçbir zaman siyasete yakın olmak için. Siyasette zaten hiçbir zaman siyasi bir düşüncem yok benim. İş ortaklarım da bu konuda tavsiyem hep odur. Benimle iş yapan birinin asla profesyonel siyaset yapmaması lazım. Benim ortaklıktaki en önemli kriterim budur. Benimle iş yapıyorsan, ortak iş yapıyorsak bir defa siyasette olmayacaksın. Siyasi görüş bir yana kalacak iş ortamında. Görüşü olabilir, siyasi görüş herkesin olabilir ama profesyonel anlamda siyaset yapmıyor olması şartını her iş ortağıma daima koşuyorum ben. Dolayısıyla biz hiçbir zaman siyasete yakın olmak için yapmadık bu işi ve hiçbir zaman devletten iş almak için, devlete yakın olmak için yapmadık. Yaptığımız ticareti zaten açık ortada. Yani Borsan Grup şirketleri aslında halka açık şirket gibi. Her şeyimizi her zaman kamuoyunda, her şeyin önünde açıklarız. Zaten profesyoneller tarafından yönetilen şirketlerdir bunlar. Yaptığımız iş hep açık ortadadır. Hiç kimse şunu diyemez, kafamız dik olarak ben ve yöneticilerim ve çalışanlarım bunu her zaman bu gururu yaşayabilirler. Bu çok önemli bir şey. Biz hiçbir surette, hiçbir yaptığımız işte kamudan beslenmiyoruz. Kamu kaynaklarından faydalanmıyoruz. Ben 52 yaşındayım. Hala bugün bile ayda dediğim gibi yılda 150-200 bin mil yapıyorum. Hala bugün bile. Yani 3 aylık, 4 aylık siparişleri alınmış. Şu anda bizim fabrikalarımızda bunu da antiparantez söyleyeyim. 3-4 aylık siparişimiz alınmış. Konunun dışında ama ben çanta elimde yine her ay 2 tane, 3 tane ülke geziyorum. Niye? Yarın yapacağımız kapasite artışları için. Bugün için değil. Dolayısıyla biz hep ekmeğimizi, kısmetimizi dışarıda, pazarda, piyasada, yurt dışında aradık. Asla bu amaç için medyayı kullanmadık ama şunu da söylüyorum, sizlere söylüyorum. Bütün çalışan yaklaşık bu grupta, haber medya grubunda 100 kişiden daha fazla insanı istihdam ediyoruz şu anda. Kendi kaynaklarını üretebilecek kabiliyet ve kapasitesi olmasını arzu ediyorum açıkçası. Ama bütün bu yatırımları yaparken gerçekten burada bugün Samsun'un da gurur duyabileceği bir altyapıyla beraber faaliyet gösteriyor Haber Medya Grubu. Burada bu yatırımları yaparken tek amacımız biraz da kamusal hizmet tarafı olduğu için
Samsun'daki yapılanları, Samsun'daki olumlu ya da olumsuz olan şeyleri Samsun dışında yaşayan bölge insanına ulaştırmada biraz da bir evet, fayda sağlamak. Evet, bunun bu yönü de açıkçası var. Peki tam burada bir şey sormak istiyorum ben de. Gerçek manada ulusal standartlarda fiziki koşullara sahip bir hüviyetli artık haber medya, özellikle televizyon için söyledi. Kültür, sanat, ekonomi, iş dünyası ile ilgili bütün gelişmeleri aynı anda Samsun'un sesi olarak dünyayla ilişkilendiriyor. Sizin ve özellikle televizyon bacağını yöneten Ahmet Bey'in, Ahmet Şen Hoca'nın siyaseten bir muradı olmadığı ile ilgili değerlendirmeyi yaptınız. Başka bir muradımız da yoktur bizim dediniz. Ancak bu çabalarınız acaba iş çevrelerinden ve Samsun'dan yeterince destek görüyor mu? Yani biraz da finanse ederek bu işi yürüttüğünüzü biliyorum. Haber Medya Grubu'nun finans konusunda sizin tarafından desteklendiğini de biliyorum. Bu anlamda yeterli çok desteği değil, görüyor musunuz? Onu yani aslında böyle bir şey beklenir tabii. Çünkü burada tarafsız, herkesin olumlu olumsuz şehirde olan bütün gelişmeleri Samsun'un tanıtımı adına olağanüstü katkı verdiğini biliyorum ben bu müesseselerin. Böyle bir katkı aslında beklenir. Ama açıkçası bu yeni yatırımlarımızı da yaptıktan sonra daha iyi algılanıyor. Gelip gezen bütün arkadaşlarımız aynı kanaatte görüyorlar. Onun için daha iyi algılanacağını biliyorum. Çünkü burası dediğim gibi bizim hiçbir manada bu kurumlar, yani burada televizyonuyla, gazetesiyle, dergisiyle, radyosuyla kar beklediğimiz yerler değil. Değil yani. Bu Samsun'un, Samsun'da doğru iş yapan, düzgün iş yapan sanayicisiyle, iş adamıyla, bürokratıyla ya da yerel yöneticisiyle hepsinin yapmış olduğu çalışmaları daha geniş kitlelere ulaştıran, objektif evet. bir şekilde ulaştıran, olmazsa olmazımız, kriterimiz bu evet. zaten bizim bir kurum burası. Bunu da bugün yaptığımız yayın politikalarımızda gururla söyleyebilirim. Burada emeği geçen hepinize şu anda bir vesileyle daha teşekkür etmiş olayım. Gerçekten bu ülkelere eksiksiz bir şekilde uyulduğunu, çok küçük istisnalar hariç ki bazen atlamalar olabiliyor ama bu her koşulda olabilecek, kabul edilebilecek şeyler. Bu manada baştan koyduğum bu ülkelere çok iyi bir şekilde uyulduğunu görmekten duyduğum mutluluk burayı finanse etmemdeki sıkıntımı gideriyor açıkçası. Şimdi burada efendim tabii olaya hani Samsun ölçeğine de bakmamak gerekiyor. Şimdi olayın yönetim kademesinde olduğumuz için tabii biz de olaya katkı yapalım. Çünkü biz şu anda sadece Samsun değil, uydudan yayın yapan bir televizyon, yine bölgeye hitap eden bir gazete, bölgeye hitap eden bir radyo, yine bölgeye hitap eden bir dergi, bir ajans ki bu işin içerisinde Sinop, Tokat, Amasya, Ordu gibi çevremizdeki iller de var. Ki tabii televizyon değil de Ahmet Şen Ocak Haber Medya Grubu ile berabersiniz. Yine gazetede yine yönetici olarak Necdet Bey'in ve böyle bir ortaklık yapısında siyaseten de siyasetçiler de buraya her gelişlerinde söylüyorlar zaten. Her partiden insanlar televizyona geldiği zaman, gazeteyi ziyaret ettikleri zaman bizim tercih edilmemizin daha çok sebebinin çok Samsun ve Karadeniz'deki çok güçlü bir yayın organı olmamız değil, özellikle olayın siyasi bir ayağının olmaması evet. ve tarafsız bir kimlikle bu işi evet. götürmemiz çok tercih noktasında. Ki sizin bölgeye de bir büyük bir yatırım olarak algıladığımız bu Haber Medya Grubu'nun bir sonraki aşamasında neler olabilir? Yani açıkçası biz medya sektörüne haber gazetesiyle, gazetecilikle girdik. Daha sonraki yıllarda radyoyu, daha sonraki yıllarda işte televizyonu ve dergiyle beraber, ajansla beraber bu medya grubundaki olması gereken zincirlerin hepsini tamamladık. Dediğim gibi ben bu işi açıkçası ulusal anlamda, yani bir İstanbul'dan yayın yapan bir televizyon ya da bir gazete olmayı çok da düşünmüyorum. Biraz da bunun kamu yararına bir hizmet olduğunu düşündüğüm için Samsun ve bölgesine hizmet eden, yani buradan bu işten zaten çok büyük paraların kazanılamayacağı, bırakın finansiyi, en iyi olacağı zaman kendi kaynaklarını üretebilir böyle bir sektör. Ki kaldı böyle bir şeye de gerek cirosal anlamda, kazanç anlamında ihtiyaç duyan bir grup değil Borsan Grup. Dediğim gibi bunun bir tarafı da biraz hani hizmete dönük. Yine Samsun'a dönük. Evet, Samsun'a dönük, bölgeye dönük bir hizmet amacı taşıyor. Ama arzu ederim ki tabii kendi kaynaklarını kendi üretebilsin. Ama inanıyorum ki bu yeni altyapıyla beraber bunu başaracak, gerçekleştirecek. Buradaki tercih edilmemizin derken zaten biz televizyon anlamında alternatifi olmayan bir televizyon Haber Aks TV'si. Gerek
teknolojik altyapısıyla, gerek teknik altyapısıyla, insan altyapısıyla, her şeyle beraber bölgede değil Türkiye'de çok sayılı bölgesel televizyonlardan bir tanesi. Gazete zaten aynı konumda. Onun için bundan sonra bu manada yapacağımız şeyler bu çalışmaları daha geniş kitlelere yaymak ama bölgesel kalmak kaydıyla beraber. Yani ben medya sektöründe bir medya imparatoru olmayı asla hiçbir zaman planlamadım. Ama bölgede en iyi, en etkili medya grubu olmayı hayal ettim ve bugün bunu gerçekleştirdiğimizi keyifle, gururla söyleyebilirim. Burada dediğim gibi altyapısıyla, her türlü gereksinimiyle beraber, insan kaynaklarıyla Türkiye'deki en saygın, en etkili birkaç tane, bir demezsek bile birkaç tane medya gruplarından birini oluşturabildik. Bundan sonra yapacağımız, medya grubundaki yapacağımız yatırımlar bunları biraz daha iyileştirmektir, daha etkin hale getirmektir, daha profesyonel hale getirmektir, daha işlerini artırmaktır. Ama bunun ötesinde hani diğer sektörlerde olduğu gibi bir tane daha, bir tane daha değil. Zaten medya zinciri olarak bu yeterli bir halka. Bana gerek göre tamamladık. Gerek iletişim argümanları var şu an. Evet. Efendim tabii haber medya grubu da size de ilişkili bir grup ama Bor Panel, Bor Konut gibi yine sizin diğer sektörleriniz de var. Bakıyorum siz ve Ahmet Şoncak Bey sürekli Asya'dasınız. Evet. Ayda bir kez gidip geliyorsunuz. Orada da çok ciddi bir yatırımlarınız var. Artı oradaki yatırımdan ziyade Samsun'da da hani oraya biraz da mikro baktığımız zaman ve yerel milliyetçilik anlayışından da baktığımız zaman büyük rezidanslar yaptınız. Belki bu eserler Samsun'da bu türevleri olabilir ama çok hızlı bir zamanda, belki 10 yıl gibi bir zamanda ihsal sektöründe de büyüyorsunuz. Evet, bu konuya girmedik ilk bölümde. İsterse bu konuyla bir açıklarsanız. İhsal sektöründe açıkçası benim arzu ettiğim noktada değiliz. Yani yerelden bakarsanız Bor Konut firması olarak iyi şeyler yapıldı. Belki de Samsun'daki 10 yıllık değil mi efendim herhalde? Daha da fazla oldu. Yine grubun ikinci eski şirketlerinden birisi aslında Bor Konut. 17 yıl oldu Bor Konut'un kuralı. Samsun ölçeğinde önemli işler yaptı ama bizim hedefimiz hep daha ulusal olmak, uluslararası işler yapmak. Bu manada inşaat firmamız daha belki yeni yeni bu atılımları yapmaya başladı. Çok fazla yerelde kaldı. Çünkü az önce söyledim, medya grubunda yerelde kalmalıyız. Çünkü bölgesel, yerel derken bölgesel anlamda, evet. Uluslararası bir medya patronu olmayı, yöneticisi olmayı hiçbir zaman hayal etmedim ben. Hayalim buydu benim, bunu gerçekleştirdik. Bunu şimdi daha işler hale getireceğiz bundan sonra. Ama inşaat böyle değil. İnşaat da bana göre tam tersi fazla yerelde kaldık. Onun için 2-3 yıl önce, 2 yıl önce, aslında son 5 yıldan beri gittiğim her ülkede inşaatla alakalı ne yapabiliriz diye Afrika'da, Orta Asya'da, Avrupa'da, Kuzey ülkelerinde, Rusya'da hep araştırmaları yaptım. Ve gördüm ki bizim yatırım yapabileceğimiz, çünkü burada yabancı bir ülkede yatırım yaparken yerel partner de çok önemli. Çünkü bilmediğiniz bir ülke, kanunlarını, kurallarını bilmiyorsunuz. Güvenilir bir yerel partnerin çok önemli olduğunu bildiğimden orada Borsan distribütörlüğünü yapan firmalarla sürekli inşaat alanında ne yapabiliriz diye araştırmalar yaptım. Ve en son Bişkek'te böyle bir iş yapabileceğimizi, ortamın da müsait olduğunu, her anlamda orada başarı elde edebileceğimizi, bizim bilgi birikimimize, know-how'ımıza çok uygun olduğunu tespit ettim ve Bişkek'te böyle bir yatırıma girdik. Yine orada ki yerel ortağımızla beraber. Ortağımız aynı zamanda Borsan'ın uzun yıllardan beri de distribütörü. Bir altyapı oluşturulmuştu. Tabii. Bununla girdik ve şu anda biz Borsan Contraction isimli inşaat şirketimizle Bişkek'in en büyük özel konut projesini yapıyoruz. 808 konutluk bir proje yapıyoruz. Çok ciddi, her anlamda başarılı proje oldu açıkçası. Yani daha kendi kaynaklarını çok fazlasıyla kendisi üretebilen bir şirket durumunda. Şu anda burada kaba inşaatlar bitmek üzere. 2015'in sonunda bitecek. Dolayısıyla yine arsa arayışlarımız devam ediyor da. İnşaat anlamında dediğim gibi dışarıya daha henüz yeni açıldık. Bundan sonra inşaatta büyümeyi Samsun'da değil, Samsun dışında sürdüreceğiz. Ama dediğim gibi kazandığımız paraları yine Samsun'a getirmek kaydıyla. Merkez Samsun olmak kaydıyla. Peki efendim, şimdi 65 farklı ülkede 65 farklı iş ortağıyla bir yolculuk yapıyorsunuz. Orta Doğu'da, Avrupa'da, dünyanın tamamındaki siyasal, ekonomik ve toplumsal olaylar işlerinizi nasıl etkiliyor? Orta Doğu'daki kriz, Libya'da, Irak'ta, Suriye'de mesela sizi nasıl etkiledi? Evet. Pesimist düşüncelere zaman zaman sahip oluyor musunuz?
Korkutuyor mu sizi bu gelişmeler? Bunu ve bu işlerin üstesinden nasıl geliyorsunuz? Hep şunu söylerim ben. Yani sadece benim işlerimin iyi olması ya da grubumun işlerinin iyi olması benim genel manada mutlu etmez. Benim işlerimin iyi olduğu zaman işte müşterilerimin ya da diğer sektörlerdeki işlerin de iyi olması lazım. Dolayısıyla biz Borsan Grubu olarak 2014 yılı bizim için olağanüstü verimli bir yıl oldu açıkçası. Her anlamda olağanüstü verimli bir yıl oldu. Sadece daha fazla ülkeye mal satmakla, daha fazla üretmekle, daha fazla ciro yapmakla değil, karlılık anlamında, verimlilik anlamında, yatırımlar anlamında da çok bereketli bir yıl geçti. Açıkçası 2015'ten de mucizeler beklemiyorduk ama 2014 verimliliğinde bir yıl olur diye düşünüyorduk. Ancak birazı bize bağlı, Türkiye'deki gelişmelere, konjonktüre bağlı, birazı da dışarıya bağlı olmak üzere hiç de beklemediğimiz şeyler oldu 2015 yılında. Mesela doların çok hızlı bir şekilde artması, Orta Doğu'daki savaşların daha farklı boyutlara ulaşması, Suriye Savaşı'nın bir türlü bitmemesi, Irak'ta farklı farklı konuların olması, Mısır'la olan siyasi ilişkilerimiz, Libya'daki, Libya'nın aslında ikiye bölünmesi. Şu anda çok insan bilmiyor ama Libya'da iki tane hükümet var şu anda. Afganistan'da iki tane ülke var, var şu anda, iki tane hükümet var şu anda bölünmüş vaziyette. Bütün bunların etkisi çok olumlu şekilde hiç kimseye yansımadı. Ancak biz her krizde, bu bizim çok genlerimize işlemiş özel bir yeteneğimiz, her krizde o krizden farklı fırsatlar çıkarma konusunda bence geride bıraktığımız krizlere de baktığımız zaman çok başarılı bir grubuz. Her anlamda çok başarılı bir grubuz. Örnek var mı onun efendim? Çokça var tabii. Ha buna kriz mi demek lazım? Henüz şu anda kriz boyutunda görmüyorum ben bunu. Söylentiler ama zaman zaman dile getirilebiliyor ekonomi çevrelerince. Evet ama yani ben hala buna bir... Ukrayna'da da bir yatırımınız var değil mi efendim? Ukrayna'da iki tane şirketimiz var. İki tane şirketimiz var ama Ukrayna'da da şu anda bir şey var. Rusya ile ilgili orada bir şeyler var. Tabii o da çok olumsuz şekilde etkileniyor. Ama biz ne yaptık? Mesela onu da anlatabiliriz. Evet, oradan bak onu bir fırsata nasıl çevirdiğimizi bahsedebilirim. Yani her ülkede benzeri şeyler yapıyoruz. Ukrayna'da savaş var. Gerçekten ciddi anlamda bir savaş var. Bir belirsizlik var. Ciddi anlamda bir ekonomik kriz var. Yani 40'lara 8 olan parite 40'lara çıktı. 5 kat, %500'lük bir devalüasyon gerçekleşti son bir yılda Ukrayna'da. Tamamen bu bir iflastır. Yani bunu, yani bunu başka türlü anlatılamaz. Ancak biz Ukrayna'da bundan çok fazla etkilenmedik. Neden? Bildiğiniz gibi Kırım bölgesini Rusya işgal etti geçen yıl. Evet, evet. Kırım bölgesini işgal ettikten sonra oradaki insanları daha mutlu, yani Ukrayna'dakilerden daha farklı ortamda yaşatıp kendine çekebilmek için olukla para akıtıyor PR Kırım yapıyor. Bölgesine. Böyle bir strateji uyguluyor. Uyguluyor çünkü hani insanlar mutlu olsunlar yeni konumlarından, Rusya'nın işgalinde ayaklanmasınlar, mutlu olsunlar diye bunu tespit ettik. Biz de Kırım'daki ticaretimizi çok hızlandırdık. Peki Kırım'a nasıl gideceksiniz? Ukrayna'ya bağlı değil, resmen Rusya'ya bağlı değil. İhracat yapmak çok kolay değil. Dolayısıyla hiçbir Avrupalı şirket Kırım'a ihracat yapamıyor. Çünkü resmi kimliği yok. Yani Rusya'nın işgalinde, Ukrayna'nın ama dışında bir yer durumunda şu anda. İşte bir yol bulduk. Buradan Rusya'ya gönderiyoruz malı. Aynı gemi gidiyor. Rusya'ya giderken dönüyor tekrar. Gittip uğruyor Rus limanına. Oradan tekrar Kırım'a dönüyor. Bu yolla beraber mesela bunu yapabilen çok istisna ülkelerin, bırakın çok istisna şirketlerden biriyiz biz. Bunu fırsat haline getirdik. Ukrayna'daki pazar kaybımızın büyük bölümünü Kırım'a yaptığımız ekstra ihracatlarla kapatabildik. Evet. Birçok ülkede bunu böyle yapıyoruz. Tabii Mısır'da sorunlar yaşanıyor. Tabii Libya'da paraların transferiyle alakalı sıkıntılar yaşanıyor. Bütün bunlarda tabii ki de bizim önemli ihracat pazarlarımızdan biri Libya, biri Irak. Burada gerçekten beklemedik. Hem de devalüasyon anlamında da. İlk defa bu adamlar devalüasyonla tanışıyorlar. Ne yapıyoruz? Çok hızlı hareket ederek Afrika'nın belki de balta girmemiş ormanları diye adlandıracağımız, ismini belki çoğu zaman birçok insanın duymadığı ülkelerinde harıl harıl çalışıyoruz. Bu ülkelere gidiyoruz, mal satıyoruz ve Afrika pazarımızı çok hızlı bir şekilde geliştiriyoruz şu anda. Çalışıyoruz. Anladım. Peki dil sorunu nasıl çözüyorsunuz? İletişim sorununu. Maalesef özellikle bu sorunu hala tam kökünden çözemedim ama, ama kendi ihtiyacımı görecek bir İngilizce geliştirebildim geride bıraktığımız 15-20 yılda. Ama bunu asla çok profesyonel iş konuşup bitirecek seviyeye getiremedim. Bunun ezikliğini her zaman yaşıyorum.
Ama kendim yetebilecek seviyede bir İngilizcem oldu benim. Bu ama dediğim gibi baştan sona kadar bir işi başlayıp bitirecek seviyede değil. Dış ticaret departmanımızda 10 kişiden daha fazla eleman çalışıyor. İngilizce, Rusça, Fransızca, İtalyanca, Arapça bilen ekiplerimiz var. Bu arkadaşlarla tabii seyahatlere gidiyorum. Her seyahate mutlaka dış ticaret departmanından bir arkadaş yanımda oluyor. Bazen iki arkadaş yanımda oluyor. Bu şekilde yapıyoruz. Ama şunu açıkça ifade edebilirim, itiraf edebilirim ki ne olursa olsun direkt temasla birinin üzerinden yaptığınız konuşma mutlaka kayıplara uğruyor. Ben düşünüyorum ki eğer ben iyi, çok iyi derecede bir İngilizce bilebiliyor olsaydım bugünkü yaptığımız, geldiğimiz noktadan çok daha farklı noktalarda olabilirdik. Onun için buradan da izleyicilere de bir tavsiyede bulunayım, gençlere tavsiyede bulunayım. Ne yaparsanız yapın ama bir dil mutlaka yapın. Yabancı bunun da güzel. Özellikle İngilizce olmasını tavsiye ederim. Hani bir dil bir insan demişler evet. Ama bence eksik demişler. Bir dil bugün iki insan yani. Evet. Ya da dil bilmiyorsanız hakikaten işiniz çok zor. Evet. Bunu bu vesileyle bir kez daha buradan tavsiye etmiş olayım. Şimdi efendim Ukrayna'daki olayı anlattınız. Yani ciddi manada bizim buradan gördüğümüz kadarıyla çok farklı bir yapı var orada diye biz görüyoruz dış haberlerden, dış kaynak haberlerden gördüğümüz kadarıyla. Ama hani tabii şanslı demeyeceğim. Yani siz şanslı mısınız yoksa olayın stratejisini çok farklı planlama yapan bir mutlaka bir vizyona sahipsiniz. Yani mesela Ukrayna'daki olayı ve Kırım'la kopuk olmasına rağmen Rusya'nın oraya bir miktar ciddi manada veya destek olması, o strateji geliştirmesi ve sizin de bunun altından çıkıp birçok firma Ukrayna'ya bugün gitmeye korkarken orada yatırım yapmış bir kişi olarak bunun bir nevi bir defa pozitif noktaya getiriyorsunuz. Size bunu kazandıran nedir yani? Bir defa şöyle bakarım ben. Türkiye'de de böyle bakarım ve bütün çalışma arkadaşlarıma şunu tavsiye ederim. İşte efendim kriz var. Bir defa hayat devam ettiği sürece tüketim devam ediyordur. Sadece oranlar değişir burada. Yani buradan bir defa kopmamak lazım. Yani kriz var deyip eğer kabuğunuza çekilirseniz zaten hiçbir şey göremezsiniz. Tam kriz biter olur. Her şey. Yani gerçek kriz olur. Aslında krizi doğuruyor biraz da. Onun için kriz var olduğu zaman bile insanların nefes aldığını ve hayatın devam ettiğini hep düşünürseniz ne oluyor burada? Tüketimler biraz azalıyor. Ama bu arada üretimlerin de azaldığını iyice hesap ederseniz ve birçok insanın böyle dönemlerde kabuğuna çekildiğini düşünürseniz aslında yeni bir pazar da doğuyor kriz olduğu bir zaman. Bir fırsat. Evet bunu böyle oldu. Baktığınız zaman yani tersinden baktığınız zaman bakış açınızı biraz değiştirdiğiniz zaman örneğin şimdi Ukrayna'da ya da Libya'da şimdi şu anda ya da Irak'ta yani bu ülkelerde hiçbir şekilde yabancı firma yok şu anda. Yani ama bu insanlar yaşıyor, savaş da olsa tüketiyor ama 10 değil 5 tüketiyor, bir şekilde tüketiyor. İşte siz burada değişik şartlar oraya sunarak, riskten alabildiğince uzaklaşarak olabiliyorsanız işte oradaki o fırsatları görebiliyorsunuz ve bunu dediğim gibi o krizi fırsata çevirebiliyorsunuz. Yahut da o krizden daha az etkilenmiş oluyorsunuz en azından. Evet, Afrika'yı da bu şekilde mi keşfederek Afrika'nın en büyük, çok büyük bir pazarına sahipsiniz siz? Yine çok büyük Afrika'nın çok büyük bir pazarına sahip değiliz ama Afrika çok büyük bir pazar. Biz o pazarda her geçen gün çok hızlı büyüyoruz diyebiliriz. Afrika'nın keşke çok büyük bir pazarına sahip olabilsek ama Afrika gerçekten büyük bir pazar. Yani biz Afrika'yı hep şöyle tanıdık. İnsanların tüketmediği, işte dediğim gibi meyveyle beslendiği bir insan topluluğu olarak Afrika'yı düşündük. Evet. Halbuki ben gittim gördüğüm zaman orada da gayet lüks tüketimin olduğunu. Ama sonuçta gelir adaleti, gelir dağılımı tabii had safhada kötü. Ama orada 51 tane ülke olduğunu ve bu ülkedeki kaynakların tabii dağılımı adaletsiz. Hı hı. Ama sonuçta birileri tüketiyor o ülkelerde de. Bunu fark ettiğimiz zaman dünyanın en ünlü markalarının o ülkelerde de olduğunu gördük, yaşadık. İşte oralara nasıl ulaşırız, nasıl buradan malı ulaştırırız çalışmalarını yaptıktan sonra Afrika'da çok hızlı büyüyoruz. Diyebiliriz biz Borsan Grup olarak her anlamda, her manada ilişkilerimiz, ticaretimiz birçok anlamda gelişiyor ama çok büyük bir pazara henüz sahip değiliz ama çok hızlı bir şekilde Afrika'da büyüyoruz biz. Evet, peki yurt dışı yatırımlarınızda küreselleşmenin ya da dünyanın büyük bir köy haline gelmesinin diyelim nasıl bir etkisi var? Çok etkisi var. Tabii ki aslında işler biraz daha kolaylaştı eski dönemlere göre. İletişimin çok hızlanması.
işte dünyanın dediğiniz gibi bir küçük köy haline gelmesi. İnsan dünyanın neresine giderseniz aynı insan. Bizim de biraz başardıkça kendimize olan özgüvenimizin artması artık sadece dünyanın gelişmemiş Afrikalı ülkelerine değil. Bugün İngiltere'ye de gidip ya da İtalya'da gidip fabrika alabiliyoruz. Bunu çok da büyük bir ama 10 yıl önce böyle bir şeyi hayal dahi edemezken biz ya da 15 yıl önce böyle bir şey yani İtalya'ya gitmek bile bir lükstü hepimiz için. Böyle ulaşım bir, bile başlı başına. Tabii bir fabrika satın alıyor olmaktan. Orada İtalyan mühendisleri, onlarca İtalyan mühendisi gidip orada iş anlatmak, istihdam etmek tabii çok farklı şeyler. Bunlar biraz da belli şeyleri başardığınız zaman tabii artık özgüveniniz biraz daha artıyor ve bu tür şeylere çok daha rahat ulaşabiliyorsunuz, başarabiliyorsunuz. Peki 30 yıl önce başlamış borsan serüveni. 30 yıl sonra bugün bu noktada işte gerçekten de çok ciddi bir ciroyu, büyüklüğü yönetebiliyor. Kısa, orta, uzun vadeli stratejik planlarınıza baktığınız zaman borsanı 30 yıl sonra nerede konumlandırıyorsunuz? Evet, borsanı 30 yıl sonra nerelere konumlandırıyorum? Tabii bugün olduğu yerlerin çok daha ilerisinde noktalarda ikinci kuşağın, 30 yıl önce herhalde ben olmamım inşallah olurum ama olmayacağımı düşünüyorum. Ama ikinci kuşakların çok daha ileri noktalara getirebileceğine yürekten inanıyorum. Çünkü yatırımları yaparken kısa vadeli günlük kazancın üzerine asla, günlük başarıların üzerine asla kurgulamıyorum. Her yaptığım işte 5, 10, 15, 20 sene sonrasına planlayarak, yatırım yaparak düşünüyorum, planlıyorum. Hangi sektörde borsan 30 yıl sonra nereye gelir? Şu anda çok açıkçası kestiremem. Ya da hangi sektörlere girebilir? Çünkü hiçbir sektöre 5 sene sonra şu sektöre gireceğim diye girmedim bugüne kadar ben. Fırsatları kolluyoruz. Mesela az önce de ifade ettiğim gibi. Yani Kırgızistan'da yaptığımız yatırım bizim öyle planlanmış, Kırgızistan'da böyle bir yatırım yapacağımızı planlamadık. Ama 5 yıldan beri gittiğim her ülkede inşaat üzerine bir ülkede bir yatırım yapmam lazım. O ülkede fırsatı gördük, orada yaptık. İşte İtalya'da dediğim gibi çok önemli bir fabrikayı almak. Bundan 5 sene önce böyle bir şeyi düşünemezdim ben. Ama İtalya'daki kriz, Avrupa'daki kriz, benim geldiğim noktada, borsan kablonun geldiği noktada böyle bir şeye ihtiyaç duyması, böyle bir fırsatı, böyle bir düşünceyi aklımıza getirdi ve böyle bir fırsatı yakalamamıza sebebiyet verdi. Yine ama vizyonumuz şudur, dünyanın neresinde olursa olsun insanların nefes aldığı her yerde ayağı yere basan, benim böyle bir sloganım var, her türlü projeye sıcak bakarız, bunu gerçekleştirebiliriz. Büyüme oranına gelince yaptığınız iş bölgesiyle alakalı. Yani diyelim ki medyayı neyi kurguladık? Bu bölgede çok güçlü ama bölgede, Türkiye'de değil. O zaman bu bölgede çok güçlü, çok çeşitli, çok kurumsal bir medya olacak. Ama diğer borsanda neyi kurguladık? Bir global şirket olacağız. Dünyanın işte her tarafına ihracat yapan, üretim yapan, birçok ülkesinde fabrikası olan ama merkezi Samsun olan bir fabrika kurguladık. O bu yönde büyüyecektir. Onun için böyle özel bir sektör seçimimiz yok işte. Önümüze ne çıkacağını bilemiyoruz. Onu değerlendiriyoruz. Çok değerlendiriyoruz çıkan fırsatları. Eğer orada sağlam bir proje görüyorsak oraya yatırım yapıyoruz. Evet, 15 farklı şirketten söz ediyoruz. Bu bünyede 15 farklı şirket var ve hepsi de birbirinden farklı. Bu bir risk değil mi sizce? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi risk değil. O soruya bir de şey ekleyelim. Hani yatay büyüme mi, dikey büyüme mi? Hani sizin için doğru olan veya gidişattaki planlama nedir? Şimdi evet, bu soru da çok soruluyor. Bazen neden tek bir şirketle büyümüyorsunuz? Ya da neden bu kadar yatay? Ya da tek şirketle niye bu kadar büyüyorsunuz? Tersi de soruluyor. Aslında hiçbiri değil. Şöyle bakabiliriz. 1984 yılında borsan doğdu. Kendi ayaklarının üzerine bastı. Büyümeye devam ederken gördüğüm ihtiyaç ve lüzum üzerine bir yeni sektöre girme gerektiğine karar verdim ve inşaat sektörüne girdim. Daha sonra başka bir sektöre, mobilya sektörüne, medya sektörüne girdiğimiz hiçbir sektöre biz büyük kaynaklar, büyük krediler kullanarak girmeyiz. Bir defa benim böyle bir prensibim var. Hani hayal kurarak, krediler kullanarak değil, çok küçük çapta başlatıyoruz. Dikkat ederseniz işte haber medyanın da içinde bulunduğumuz haber medyanın da kuruluşu böyledir yani. Küçük bir gazete olarak başladı, büyüdü, adım adım. Belli bir büyüklüğe geldi, arkasından diğer zincirler geldi.
İşte borsana bakarsanız yine aynı şeyi görürsünüz. Küçük bir atölyeyle hayatına başladı. Küçük elektrik tesisat malzemeleri üreten küçük bir atölyeyle, 8 kişinin çalıştığı bir atölyeyle üretim hayatına başladı. Kendi kaynaklarını oluşturdukça büyümesine devam etti. Yine diğer bütün şirketlerimize bakarsanız hep aynı şeyi görürsünüz. Hastane yatırımımız bizim aynı şekildedir. Hiçbir şirketten alıp öbür şirkete aktarmayız. Küçük ufak tefek aktarımlar olabilir ama öyle büyük çapta başka bir şirketin kaynaklarını öbür şirkete değil. Bütün yaptığımız işlerde doğru projelerde, çünkü büyük kaynağa ihtiyaç yok. Büyük çaplı başlamıyoruz çünkü. Belli bir çapta başlıyoruz. Eğer büyümeye elverişli değilse oradan çekiliyoruz. Ama büyümeye elverişliyse ürettiği kaynaklarla beraber kendini büyütüyor. Dolayısıyla buna hem yatay hem dikey diyebiliriz. Yani kendi ürettiği kaynaklar oranında o şirketler büyümeye, dikey büyümeye devam ediyor. Ama yeni bir sektöre, yeni bir fırsat görmüşsek orada da başlıyoruz. Orada da o kendi içerisinde büyümeye devam ediyor. Kendi ayaklarının üzerinde durana kadar. Aynen öyle. Ama hiçbir şekilde büyük krediler kullanarak, büyük dış kaynaklar kullanarak bunu yapmıyoruz. Bu çok önemli. Peki bu 52 yıllık hayat ve bu tecrübe zaman zaman açığa vuruluyor mu, paylaşılıyor mu? Özellikle 19 Mayıs Üniversitesi'ndeki genç kardeşlerimize bir araya geldiğinizi biliyoruz. Bu tecrübe aktarımlarını niye önemsiyorsunuz? Yani sanayici iş adamı ile üniversitelerin bir arada yürümesi gerektiği ile ilgili bir de çalışmanız var. Üzerinde duruyorsunuz. Bunu neden yapıyorsunuz ve bu aktarımlar, bu tecrübe aktarımlarından istediğiniz geri dönüşleri alıyor musunuz? Şimdi ilaveten sosyal hayatında neresindesiniz bu konularla ilgili? Şimdi sosyal hayatın bu konularla ilgili. Şimdi şöyle, aslında son yıllarda Türkiye'de ve tüm dünyada şöyle bir moda demeyelim ama böyle bir akım var. Tecrübe paylaşımı adı altında birçok uzman, ama böyle tecrübeyi yaşamış uzmanlar üniversitelerde ya da bir takım topluluklara, sivil toplum örgütlerine deneyimlerini hayat hikayelerini, yaşadığı hikayeleri canlı olarak anlatıyor. Aslında çok doğru da bir yöntem bu. Çünkü akademisyenler işte anlatıyorlar ama o kitabi şeyleri anlatıyor. O çok teorik, yaşamış, bedeli ödemiş insanların anlattığı şeyler çok daha etkileyici oluyor. Çok daha faydalı olduğu için bu bir akım aslında dünyada. Türkiye'de de bu manada sürekli bizim de belli işte kendi çapımızda belli bir hikayemiz olduğu için sadece 19 Mayıs Üniversitesi'nde birçok üniversiteden bu manada böyle davetler alıyorum. Açıkçası ben de fırsat buldukça bunların hepsine katılmaya gayret gösteriyorum. Ne yapıyoruz orada? İşte bugüne kadar yaşamış olduğumuz tecrübeleri paylaşıyoruz. Soru da alıyorsunuz. Soru cevap şekliyle daha interaktif oluyor. Ben o şekilde... Ya 30 yılın birikimini 30 dakikada bir delikanlıyı anlatıyorsunuz. Anlatıyoruz ve oradaki ama dönüşlere baktığımız zaman olağanüstü katkı sağladığını, hocaların geri dönüşte bize, yani ben ilk defa bu arkadaşları bu kadar dikkatle dinlediğini, bu kadar katılımcı olduğunu birçok hoca söylemiştir bana. Hocalar da o toplantılara katılıyorlar, o tecrübe paylaşımı adı altındaki konferanslara. Birçok hocadan bunu almışımdır ben. Yani ilk defa ben bu çocukları bu kadar dikkatli, bu kadar katılımcı, bu kadar merakla, ilgiyle izlediğini gördüm. Çünkü bu çok doğru. Buna katılıyorum. Neden katılıyorum? Bu Türkiye'nin aslında en büyük yaralarından bir tanesi olarak düşündüğüm bir şey benim. Yani özellikle yüksek, yani ilkokul, ortaokul, lise dönemini o kadar saymıyorum ama özellikle üniversitede öğrenciler sadece gerçek hayatta belki de işine %10 yarayacak bilgilerle donatılıyor. Orada edindiği bilgilerin %90'ını belki hiç hayat boyu kullanmayacak. Evet, sadece sınıfı geçmek için, yani o dönemi atlatmak için öğrendiği şeyler bunların. Akademik bilgiler. Evet, maalesef gerçek hayatta ihtiyaç da cevap verecek bilgiler değil bunlar. Birçok şeyde, belki bir tıbbı saymayabiliriz. Bu konuda bir belki bazı mühendislikleri saymayabiliriz. Diğer birçok yerde böyle, birçok branşta böyle. Şimdi ne yapıyoruz? 19 Mayıs Üniversitesi ile bu manada gerek rektör beye de teşekkür ediyorum. Gerçekten bu konuda çok samimi davrandı. Birkaç yıl önce birkaç proje başlattık. Bir tanesi aslında şu anda bütün Türkiye'de de isimlendirilmiş, kullanılan bir proje. Yani biz aslında sanayici olarak, işveren olarak, istihdam yaratan yatırımcılar, müteşebbis olarak her zaman ihtiyaç duyduğumuz vasıflı insan gücüne ulaşmakta büyük sıkıntı çekiyoruz. Bu sadece bizim değil, bütün Türkiye'nin sıkıntısı. Evet. Genç nüfus var, aslında eğitimli nüfus da var ama
vasıflı eğitimli gücüne ulaşmak hemen hemen imkansız. Mutlaka birkaç yıl tecrübe edindikten sonra ulaşabiliyorsunuz. Bir pratik yapmış olmak. Evet, bu da çok. Onun için bir proje geliştirdik biz. Yani burada 19 Mayıs Üniversitesi'nde örnek söylüyorum, 50 binin üzerinde öğrenci olduğu söyleniyor. Evet. Binin üzerinde de akademisyen olduğu. Düşünebiliyor musunuz? Yani 50 bin 19 Mayıs Üniversitesi Türkiye'nin hatırı sayılır üniversitelerinden bir tanesi. Evet. Burayı kazanmak için herhalde ilk %20'lere girmek lazım. Yani demek ki sağlam beyinli, zeki, akıllı 50 bin tane beyin var orada boşta. Ve bunlara eğitim veren bin belki de daha fazla öğretim görevlisi var. Onlar da apayrı bir dünyanın içerisinde. Biz burada... Kimsenin kimseden haberi yok. Evet. Biz de burada onlara ihtiyacımız var. Aslında onların da bize ihtiyacı var. Evet. Ben gördüm ki birçok konferansta öğrencilerin en büyük endişesi, sordukları en yoğun soru, efendim okul bitti mi size nasıl ulaşabiliriz? Bir endişe hali. Eyvah okul bitiyor. Endişesi sendromu içerisinde çocuklar. Düşünebiliyor musunuz? Okul bittiği zaman sevinmesi lazım. Artık gerçek hayata atılacağım ama öğrencilerin birçoğunda eyvah okul bitiyor, boşta kaldım düşüncesi var. E biz de şimdi eyvah sağlam adam, yok, bilgili adam nerede bulacağız? Sıkıntımız var bizim de. Buradan yola çıkarak hocalarla, başta rektör beyle ve okul yöneticileri yaptığımız görüşmelerde bir proje ortaya koyduk. Bu projede ismini de 3K projesi verdik. Öğrenci kazanıyor, üniversite kazanıyor, sanayici kazanıyor. Öğrenci niye kazanıyor? İşte son sınıftaki öğrencileri derslerini biraz daha sıkıştırarak 4-5 gün biz de biraz ücret vererek bizim fabrikalarımızda çalışsınlar. Onlar bize, biz de onu beğenirsek okul bittiği zaman öğrenci hazır işi olmuş olur. Biz de çok küçük bedeller ödeyerek hiç bir sene, iki sene beklemeden hazır işimize yarayan, bizi tanıyan elemana ulaşmış oluruz. Okulda, üniversitede okuturken, daha işlevsel hale gelmiş olur. Evet, okulda okuturken öğrencisine iş bulduğu için KKK, 3K projesi dedik. Okul kazanıyor, üniversite kazanıyor, öğrenci kazanıyor, sanayici kazanıyor projesi adını koyduk. O yıl baktık, denedik, bayağı da verim de aldık. Ama maalesef kamuda işleri biraz yavaş yürüyor. Çok istediğimiz performansı böyle sayısal olarak alamadık ama bugün de yine devam ediyor. Bu manadaki çalışmalara gerçekten çok fazla önem veriyorum, destekliyorum, zaman ayırıyorum, kafa yoruyorum. Hiçbir netice almadık, aldık ama beklediğim seviyede değil. Yine görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sene o projeleri biraz daha geliştirdik. Bu çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor ve bunu gerçekten çok önemsiyorum. Peki Borsan Grup sadece kar etmeye ve para kazanmaya odaklı bir şirket mi? Yoksa bunun dışında... sosyal projeleri de, sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçirmeyi önceliyor mu? Bununla ilgili gelecekte vakıf ve buna benzer bazı çalışmalarınızın olacağını ifade ettiniz. Oradaki düşünceniz nedir gelecekte? Nasıl şekilleniyor? Tabii ki elimizden geldiği kadar üretebildiğimiz katma değerin bir kısmını da uygun gördüğümüz alanlara aktarmaya büyük özen gösteriyorum. Ben hiçbir zaman, çok net bir şekilde söylüyorum, bireysel yaptığım destek, katkılardan bahsetmek istemem, konuşmak istemem, konuşmayı da hiç sevmiyorum, konuşanları da sevmiyorum. Yani bu şeyler alanla verenin arasında kalması lazım. Ama toplumsal yaptığımız şeylerden bahsetmek gerekirse, işte daha çok genç yaşta kendi adıma bir Samsun'un en büyük, o dönemki en büyük ilköğretim okulunun yapımına ciddi anlamda katkı sağlayıp, kendi adımı taşıyan bir okul yapıp milli eğitime bağışlama şansını yakaladım. Yine rahmetlik annemin adına doğum yerim olan 19 Mayıs ilçesinde yine oradaki kadınların çok ihtiyaç duyduğu, Kaymakam Bey'in belediye başkanının da projesi olan Hanımlar Kültür Merkezi, yine annemin adını taşıyan Hanımlar Kültür Merkezi'ni yapıp 19 Mayıs Belediyesi'ne bağışladım. Orada da bugün halen 19 Mayıs'taki yaşayan bütün hanımlar eğitim çalışmaları yapıyorlar, bir takım birçok anlamda çalışma yapıyorlar, faydalı. Yine işte kendi doğduğum veya da dedemin köyünde, doğduğum demeyeyim ben, köyünde ihtiyaç duyulan bir camiyi yaptırdık. Böyle birçok okulda, üniversitede, hastanede ihtiyaç duyulan işleri yapıyoruz. Ama bütün bunlar aslında herkesin yaptığı şeyler. Bunları çok da önemli bir şey gibi anlatmak da doğru olmayacağı kanaatindeyim. Benim esas hayalim önümüzdeki 5 yıl içerisinde adımıza bir vakıf kurmak. Ciddi gelirleri olan ya da gelirlerimizin, sabit gelirlerimizin ve varlıklarımızın bir kısmını da içerisine bağışlayacağım bir vakıf kurarak
kalıcı bir hale getirmek bunu. Yani böyle benim nefsime, benim merhametime değil de burada sabit, kurumsal bir şekilde bir vakıf kurmak benim belki de hayatımın en büyük yatırımı olacak. Bunu gerçekten çok hayal ediyorum. Bununla alakalı böyle beynimde antrenmanlara başladım, çalışıyorum. Allah izin verirse 5 sene içerisinde bir vakıf kurmayı hayal ediyorum, gerçekleştireceğim. Allah canımı sağ koyarsa bunu yapacağım ve bu benim gerçekleştirdiğim en uzun vadeli ve en kalıcı bir yatırım ve proje olacak. Bütün bu tempoyu iş yaşamınızda, sosyal yaşamınızda ve ailenizle birlikte nasıl dengeliyorsunuz? Bu temponun üstesinden nasıl geliyorsunuz? Bir de en son bu özel bir soru oldu tabii. Bunun da cevabını istedim. Evet, bütün bu tempoyu aslında yeni değil bu tempo. Ben 30 yıl önce evlendim. 30 yıl oldu ben evleneli. 2 tane çocuğum var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da görev ve sorumluluklarını hep biliyorlar. Bu konuda biraz şanslı da sayılabilirim. Hiçbir zaman sık sık seyahate giderken ya da geç seyahatlerden dönerken ya da yoğun mesaim içerisinde bunu hiç biz evde çocuklarla hiçbir zaman aramızda bir problem olmadı. Onlar da bu sorumluluğu, benim sorumluluklarımı, kendi sorumluluklarını çok iyi bildiler. Bu konuda hiç beni üzmediler. Onun için buradan onlara da teşekkür ediyorum. Gerçekten bu özgürlüğü sonuna kadar yaşadım. Hiçbir zaman bu bir bizim ailemizde sıkıntı olmadı. Yeni değil zaten. İlk günden beri, benim 11 yaşından beri böyle bir tempoyla çalışıyorum. Bunlar da eşim ve çocuklarım bu bilinçle beraber bunu hiçbir zaman sorun yapmadık. Bu da benim şanslı olduğum tarafım diyebilirim. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz efendim konuğumuz olduğunuz için, paylaşımlarınız için. Çok teşekkürler. Için. Ben de teşekkür ediyorum. Bu yeni yerinizde çok başarılı çalışmalar diliyorum hepinize. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, özel yayınımızı burada noktalıyoruz. Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Ölmez bizlerle birlikte oldu. Ve bir sonraki yayınımızda yeniden görüşmek ümidiyle diyoruz. Hoşçakalın.